Peki bu parçalanmanın, bu dağılmanın, yani İslam düşüncesindeki bu dağılmanın esas sebebi nedir diye bir tespite ulaşmak istersek, yine Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle istibdat karşımıza çıkıyor. Yani sonuç itibarıyla itikattaki parçalanma bile, özü itibarıyla ve sonuçta itikattaki parçalanma bile siyasi olayların etkisi altında gerçekleşiyor. Bunu tespit edebiliyoruz. Şöyle diyor, ihtilafatı beynel İslam ika edip, İslamlar içerisinde çatışmayı ortaya çıkarıp, Mutezile, Cebriye, Mürciye gibi dalalet fırkalarını tevlid eden istibdattır diyor. Siyasetteki otoriterlik neticede itikadı parçalamış görünüyor buradaki tespite göre. Ve şöyle bir bağlantı kuruyor Üstad Bediüzzaman, siyasi istibdatla bu fırkalaşma arada bir geçiş yeri var muhakkak. Bir safha daha var. O da şu: taklidin pederi ve istibdadı siyasinin veledi olan istibdadı ilmi diyor. Siyasi istibdat ilmi istibdadı doğuruyor. Özellikle medrese sisteminde bir skolastiğin ortaya çıkmasından söz edilebilir. Zımnında bu var. Skolastik, yani belli şeylerin nakil suretinde öğretilmesi şeklinde bir eğitim sistemi. Bu da taklide sebep oluyor. Taklit sonunda bazı akımların mutaassıp taraftarları tarafından başka akımlarla çatışması şeklinde tezahür ediyor. Bunu önlemek mümkün değil. Yani şu bağlantıyı tekrar edeyim, zihnimizde biraz daha bildurlaşsın diye. Siyasi istibdat, ilmi istibdadı netice veriyor. İlim de bir istibdat doğuruyor. Ve o da fırkalaşmaya sebep oluyor. İslam itikadını bile parçalayacak derecede şiddetli etki yapıyor. Bu acıklı tecrübe bize 1000 yıllık bunu açıkça gösteriyor. Şimdi bununla alakalı bir çözüm önerisi var Üstad Bediüzzaman'ın, yine münazaratta diyor ki, eğer meşrutiyeti ilmiye tahakkuk ederse, ilimde hürriyet gerçekleşirse, meşrutiyeti oraya tatbik ederek söylediği için meşrutiyet diyor. Yani ilimde bir hürriyet gerçekleşirse, meyli taharri hakikatin imdadıyla, fünun-u sadıkanın muavenetiyle, insafın yardımıyla şu fırak-ı dalle ehli sünnet ve cemaate dahil olacakları kaviyen memuldür diyor. Yani ümidini açık biçimde hürriyete bağlamış Üstad Bediüzzaman. Bu fırkaları birleştirebilecek olan şey nedir? Güç nedir? Siyaset değil. Siyaset zaten parçalamış. İslam siyasetindeki parçalanma zaten itikadı da parçalamış. Dolayısıyla bu parçalanmayı düzeltmenin yolu önce siyaseti birleştirmekten geçmiyor. Oradan başlamak dolayısıyla mantıklı değil. Bunu düzeltmenin yolu sonuçtan başa doğru gitmek. Sonuçta ilmi istibdat fırkalaşmaya sebep olduğundan, o zaman ilimde bir hürriyeti bulmamız lazım. İlim hürriyetini gerçekleştirmek lazım. İlimde, sanatta, edebiyatta, düşüncede, fikirde, felsefede hürriyet, yalnız ben ilim hürriyeti derken bunların tamamını kastederek söylüyorum. Sonunda siyasette de hürriyeti zaten netice verebilir. Yani artık o 1000 yıllık dağılmanın çözümünü arıyorsak belki burada aramak lazım. Bilimsel hürriyet, fikirde hürriyet ve inançta hürriyet. Bu hürriyetleri ihmal ettiğimizde birleşmeyi hala yanlış yerlerde aramaya devam ediyor olacağız.